Evet arkadaşlar şimdiki konumuz toplumsal değişme. Toplumsal değişme nedir? Türleri nelerdir? Nasıl gerçekleşir? Onlara bakacağız. Önce toplumsal değişmenin tanımından başlayalım. Toplumsal değişme kültürel unsurların zaman içinde kısmen ya da bütünüyle değişmesidir. Toplumsal değişme yeni unsurların kabul edilmesi ve çok sayıda insan tarafından paylaşılması durumudur. O yüzden toplumsal olur zaten adı. Toplumsal değişme olumlu da olabilir yani ileriye dönük, olumsuz da olabilir yani geriye dönük. Biz her ikisine de değişme deriz. Fakat tek bir yönde ve olumlu bir değişmeyi ifade ediyorsak buna ilerleme deriz. Mesela milli gelirin artması bir ilerlemedir. Tek bir yöndedir ve olumludur. Tek bir yönde toplumun olumsuz olarak geriye gitmesi gerileme olarak tabir edilir ama gerilemenin Sosyolojik olarak şöyle bir açıklaması vardır. Gerilemeyi biz çok fazla içinde yaşadığımız dönemde gerileme olup olmadığını anlamayız. Daha sonraki yıllarda gerileme olarak tabir edilir. İşte orta çağda yaşanan süreç mesela o dönemler için gerileme olarak tabir edilmezken büyük olasılıkla şimdi biz onu çok rahatlıkla bir gerileme hareketi olarak tanımlayabiliyoruz. Gelişme toplumsal ilerlemenin çok yönlü olmasıdır. Evrim çok yavaş gerçekleşen gelişmelerdir. Devrim ya da öteki adıyla ihtilal, toplumun yapısında çok çabuk ve sarsıcı biçimde ortaya çıkan değişimlerdir. Fransız devrimi gibi, Rus ihtilali gibi. Yenilik ya da öteki adıyla inkılap, işlevini yitirmiş unsurların yenisiyle değiştirilmesidir. Mesela resmi nikah bir inkılaptır eskiden var olan imam nikahının yerini almıştır ve dolayısıyla işlevini yitirmiş bir unsurun yenisiyle değiştirilmesi olarak karşımıza çıkar. Modernleşme toplumların ekonomik, siyasal ya da kültürel bakımdan gelişmiş ülkelere yetişme sürecidir. Bu daha çok batılılaşma olarak kullanılır. Toplumsal değişmenin özelliklerine bakalım. Nereden anlarız biz toplumsal değişmeyi? Değişme öncelikli olarak kaçınılmazdır. Sadece hızları değişiktir. Geleneksel toplumlar daha yavaş değişirken modern toplumlar daha hızlı değişir. Bir alandaki sosyal değişmeler diğerlerini etkiler. Mesela televizyonun yaygınlaşması komşuluk ilişkilerinin zayıflamasına sebep olmuştur. Elbette ki uzun süreçte olmuştur ama bir alandaki sosyal değişme sanki aslında hiç ilgisiz gibi görünen başka bir alanı aslında etkilemiştir. Sosyal değişme hızlı olursa bunalımlar yaşanabilir, devrim dönemlerinde olduğu gibi. Peki, toplumsal değişmeyi neler etkiler? Birincisi fiziksel çevre etkiler. Bunlar nedir? İklimler, Depremler, doğal kaynaklar, toprağın yapısı gibi fiziksel etkiler, coğrafi etkiler toplumsal değişmenin oluşumunda ve hızında etkilidir. Olumlu olarak da etkileyebilir, olumsuz olarak da etkileyebilir. Mesela bir deprem, büyük şiddette bir deprem bir toplumu belki 100 yıl, 200 yıl geriye götürebilir. Ya da Karadeniz'den mesela çok fazla göç olmasının sebebi oranın fiziksel yapısıyla alakalı bir durumdur. Demografik sebepler toplumda yaşayan insanların sayısı, nüfusun hareketliliği nüfusun dağılımı gibi özellikler değişmeyi yine olumlu ya da olumsuz anlamda etkileyebilir. Genç nüfus sayısı fazlaysa bizde olduğu gibi o zaman mesela e, toplumsal değişme çok daha hızlı olacaktır. Ya da yaşlı nüfus sayısının fazla olduğu ülkelerde değişmenin çok daha yavaş seyrettiği gözlenir. Teknoloji ve bilim teknolojide ve bilimde yaşanan gelişmeler yine toplumsal değişmeyi hızlandırır. Mesela internetin yaygınlaşması toplumsal değişme üzerinde çok ciddi etkili bir faktördür. İnsan faktörü buradan kastettiğimiz kitleleri yönlendirebilen insanlar yani liderler. Atatürk gibi, Gandhi gibi, Özal gibi insanlar toplumsal değişmeyi hızlandırırlar ya da yavaşlatabilirler. Kitle iletişim araçlarından kastımız gazete gibi, televizyon gibi araçlar toplumsal değişmeyi hızlandırırlar. Toplumsal değişme türleri nasıl olabilir? Serbest yolla değişebilir toplum. Yani kendiliğinden zaman içerisinde yavaşça gerçekleşir. Burada herhangi bir bilinçli, kasıtlı bir durum yoktur. Müdahale yoluyla gerçekleşebilir. Burada da değişmenin amacı ve yönü saptanır ve bilinçli bir şekilde gerçekleşir. Bu demokratik yolla olabilir. Ya da baskı yoluyla olabilir. Baskı yoluyla değişmede zor kullanılır, özgürlükler kısıtlanır ve toplumun değişime olan direnci kırılır darbeler gibi. Peki toplumsal değişmeyi neler hızlandırır? Bir daha tekrar edelim. Sanayileşme, kentleşme hızlandırır. Teknoloji kesinlikle hızlandırır. Toplumsal çatışmalar hızlandırır çünkü toplumsal çözülmeye sebep olur. Savaşlar, göçler, Kültürel alışverişler, bilgi birikiminin çoğalması toplumsal değişmeyi hızlandıran faktörlerdir. Yine burada bir hatırlatma. Bu önemli, genellikle öğrencilerin karıştırdığı bir durum. Değişmeden kastımız sadece ilerleme değil. Sanki öyle algılanıyor. Fakat burada gerilemeden de bahsedebiliriz toplumsal değişme derken. Bu saydığımız faktörler de her ikisi için geçerli olabilecek faktörler. Peki neler yavaşlatır? İnsan ve doğal kaynakların azlığı yavaşlatır. Din unsuru toplumsal değişmeyi yavaşlatır. Geleneksel yapı ve kapalı toplum özelliği toplumsal değişmeyi yavaşlatan bir takım unsurlardır. Bir de bakalım şimdi toplumsal gelişmenin göstergeleri nelerdir? Bir ekonomik büyümedir elbette ki. Toplumun zenginleşmesi, kişi başına düşen gelir payının artması en önemli toplumsal gelişme göstergelerinden birisidir orta sınıfın genişlemesi. Orta sınıftaki birey sayısının artması neden bir gelişme göstergesidir? Çünkü toplumsal gelirin adaletli dağıldığını gösterir bize. Toplumsal bütünleşme ise toplumdaki grupların, kurumların ve sınıfların birbirini tamamlayacak biçimde sağlıklı ilişkiler kurması demektir. Her grup, sınıf ya da kurum kendi görevini yerine getirirse ve dayanışma içinde olursa biz buna toplumsal bütünleşme deriz. Bu da toplumsal gelişmenin göstergesidir. Bakınız Avrupa toplumları genel olarak